Herkese merhaba. Bugünkü konuğum Profesör Doktor Siyaset Bilimci Mehmet Efe Çaman. Efe Hocam merhaba. Merhaba Erkan Bey. Şunu konuşmak istiyorum hocam sizinle. Şimdi geçen hafta Hrant Dink'in cinayetinin üzerinden 17 yıl geçmişti. Anma programı vardı. Sinan Ateş cinayeti de gündemde. Dolayısıyla ben burada her iki cinayetin de bir ortak kader ortaklığı üzerinde sizinle konuşmak istiyorum. Çünkü Sinan Ateş ile Hrant Dink'in bir kader ortaklığı var. Her iki cinayetin katilleri de bugün iktidarın ortakları. Bir taraf Ergenekon'a çıkarken öbür tarafta MHP üst düzey yönetimine çıkıyor ve iktidar için bu cinayetlerin üstü örtülüyor. Ne diyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum. Türkiye öyle bir toplum ki alternatif fikirlere son derece olumsuz yaklaşan bir geleneğimiz var maalesef. Yani insanlar genel ana akımın dışına çıktıkları zaman işte hakim olan, toplumda hakim olan diskurun dışında bir şeyler söyledikleri zaman, fikir ürettikleri zaman çok tepki alıyor. Bence hem Sinan Ateş'in hem Hrant Dink'in en önemli ortak özelliği işte birincisi böyle bir siyasi cinayete kurban gitmiş olmaları. Yani bunlar suikast aslında yapılanlar. İkincisi de herkesin duymak istemediği bir takım şeyleri söylemeleri veya normal ana akım çizginin dışına çıkan bir takım söylemlerde bulunmuş olmaları. Ana Dolayısıyla akımın dışında bunun şeyler. evet ve bu hani zannediyorum siyasi ekollerden bağımsız olarak veya hükümet muhalefet ayrımından bağımsız olarak toplumdan ciddi bir tepki görüyor. Toplumdan gördüğü bu tepkiyi de meşruiyet devşirme zemini olarak kullanıyor bir takım odaklar. Yani dolayısıyla bu siyasi cinayetlere şey demek istemiyorum. Yani toplumun bir onayı var demek istemiyorum ama böyle bir gelenek var. Yani Osmanlı Türk toplumunda böyle bir gelenek var. Farklı düşünenlere yönelik olarak ya işte vakitsiz öten horoz ya da işte doğru söyleyenin dokuz köyden kovulması gibi bir böyle bir geleneğimiz var maalesef. Bir kültürel bagaj diyelim isterseniz buna. Evet. Şimdi burada ya iktidar ortaklarına doğru bütün her şey çıkıyor. Bütün bu siyasi cinayetler. Şimdi biz sadece şu anda Hrant Dink ve Sinan Ateş'i konuşuyoruz ama şimdi geriye doğru baktığımızda Habermitoğlu cinayeti de ulusalcı Ergenekoncu kapıya çıkıyor. Gaffar Okan cinayeti işte Hizbullah'a çıkıyor. O da Hizbullah konusunda Hüdapar ittifakı. Yani Erdoğan iktidar uğruna koalisyon yaptığı, ittifak yaptığı bütün cinayetlerin de üstü örtülüyor. Yani Evet. bu kanlı bir ittifak söz konusu değil mi? Ciddi anlamda kanlı bir ittifak söz konusu. Şunu unutmayalım bakın pusula ne zaman şaştı? Pusula 17 Aralık 2013'ten sonra şaştı. Çünkü ondan önce baktığınız zaman AKP ve ekolüne söylemler bazında söylüyorum. Yani hani doğru gerçek otantik fikirleri böyle miydi? Yoksa aslında bunu bir işte toplumu uyutmak, uyuşturmak, kendi amaçlarına örtülü bir şekilde ulaşmak için mi yaptılar? Bunu bir tarafa bırakalım. Yani söylemlerini esas alacak olursa AKP demokratik bir Türkiye'den yana olan taraftaydı. Değil mi? Yani 2002 ve 2011 arası söylemlerine baktığınız zaman AKP'nin Avrupa Birliği, işte açıklık, insan hakları, Kürtlerle düz ovada siyaset. Yani birçok anlamda baktığınızda ittifak yaptığı gruplara baktığınız zaman işte Avrupa Birliği yanlıları, Batı İttifakı yanlıları, Hizmet Hareketi, Kürt Siyasi Hareketi, işte Aleviler, Romanlar, LGBTQ birçok farklı grup AKP'nin bu liberal söylemlerini, demokratik söylemlerini tasvip ediyorlardı, destekliyorlardı. Bundan dolayı da Erdoğan'a ve AKP'ye destek oluyorlardı. Böyle bir gerçeklik var. Ne zaman pusula şaştı? Dediğim gibi ne zamanki suçüstü yapıldı, darbecilerle hırsızlar ortaklık kurmak durumunda kaldılar. Ve bu noktada Erdoğan Ergenekon'un dümen suyuna girmiş oldu. Buraya kadar herhalde bizi izleyen insanlar da aşağı yukarı hemfikirdir. Yani bu böyle bir kroki çizdiğimiz zaman Türkiye'deki siyasetin pusulası bu noktada şaşıyor. Dolayısıyla Ergenekon'dan gelen yani o Avrasyacı derin devlet ekibinden gelen zehir Erdoğan ve AKP ekolünün kan damarlarını zerk edildi ve onları da bu Ergenekon vari işte muhaliflerin ortadan kaldırılması, toleranssızlık, takibat, şiddet
dilde de şiddet var. Yani hani sadece bu siyasi cinayetler anlamında veya uyguladıkları işte Kürt politikaları anlamında ya da işte içeri attıkları gazeteciler, muhalifler anlamındaki şiddetten bahsetmiyoruz ya da işkence anlamındaki şiddet değil. Siyasi dilde de korkunç bir şiddet yok mu? Yani baktığınız zaman işte CHP lideri, eski CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik olarak, Selahattin Demirtaş'a yönelik olarak veya işte birçok farklı siyasi profilde olan önemli insanlara, Osman Kavala'ya yönelik olarak mesela kullandıkları dil şiddet dili. Aynı şekilde Gezi'de hayatını kaybeden insanlara yönelik olarak, onların annelerine, babalarına yönelik olarak kullandıkları dil korkunç bir şiddet diliydi. Bu şiddet dili de Ergenekon derin devlette ortaklıktan sonra dikkat ederseniz geometrik bir artış hızıyla veya artış algoritmasıyla artıyor. Dolayısıyla böyle bir durumu tespit etmek gerekiyor zannediyorum. Evet, yani o iktidar uğruna ittifaklarla birlikte o cinayetlerin de Hizbullah'a keza örtülmüş oldu. Sinan Ateş. Bir de şurada var, yani Erdoğan iktidarı bazen evet ittifak yaptığını destek amaçlı yanına almakla birlikte koz olarak da bu cinayetleri hep kullandı. Yani bir taraftan destekçi olma ve o dosyayı kapatma duruşu, bir taraftan da koz olarak elinde tutma meselesi olarak. Bunun hakkında ne diyorsunuz hocam? Yani tabii şu var, şimdi koz olarak kullandı derken tam olarak neyi kastettiğinizi anlamadım. Şu var, Belki onu Sinan biraz daha... Ateş cinayeti açısından konuya baktığımızda, Sinan Ateş cinayetinde adım adım bir şeyler oluyor. Mesela o tetikçinin cep telefonundaki bilgiler, silmiş olduğu bilgiler emniyet tarafından geriye getirildi. Geri getirilince bütün o mesajlar MHP üst yönetimine çıktı. Şimdi oklar daha net gösterdi cinayetin arkasını. Şimdi bu olay üstüne gittiği takdirde Erdoğan'ın MHP'yi silkeler atar. Yani Ama elinde tabii ciddi evet. bir koz olarak Anlıyorum. o açıdan dedim. Tamam, bu nokta ben hani bu detayı bilmiyordum açıkçası. Şimdi şöyle söylemek gerekiyor. Yani eğer gerçekten böyle bir durum varsa bariz bir şekilde MHP'yi koruyor. Neden MHP'yi koruyor? Çünkü MHP ile olan işbirliği çok önemli Erdoğan için. Yani onun bir alternatifi var mı şu aşamada? Yok. Aynı zamanda Demokles'in kılıcı gibi, yani sizin de dediğiniz gibi, bunu elinde bir şantaj malzemesi olarak da kullanıyor. Yani bak, köprüleri atarsan benim elimde böyle bir malzeme var. Bu çok tipik bir şey Türkiye siyasetinde gene. Yani işte insanların kasetlerinin olması, insanların zafiyetlerinin tespit edilmesi veya birilerinin elinde başka birilerinin dosyalarının bulunması falan. Bunlar aslında çok kirli siyaset metotları. Ve baktığınız zaman Türkiye'deki ittifaklar arasında sürekli olarak iki şey ön plana çıkıyor. Biri çok normal, evet, ortak çıkarlar olması lazım. Fakat ortak çıkarlarda da habis yönler var. Yani işte biri düşmanımın düşmanı dostumdur şeklinde bir ortak çıkar şeyi var. Türkiye'de bir işte Ergenekoncularla Erdoğan arasında KYK'lılar ve Gülen grubu söz konusu olduğu zaman düşmanımın düşmanı dostumdur ortaklığını kullanıyor. Diğer taraftan köprüleri atmamak için iki tarafta birbirinin zafiyetlerini tespit ederek bunları dosyalıyorlar. Yani işte bu derin devletin elinde muhtemelen Ergenekon işte çok bu konularda çok üstat, Türkiye'de ekol kurmuş yani. Bütün Erdoğan'ın, AKP'nin pisliklerini toplamışlar belirli dosyalarda. Diğer taraftan Erdoğan da aynı şekilde işte MHP veya Ergenekon'la alakalı kendi dosyalarını oluşturuyor. Bunlar bize şunu işaret ediyor. Günün birinde bu güçler aralarındaki menfaat birliği ortadan kalktıktan sonra birbirlerine yönelik harekete geçmek durumunda kalacaklar. Yani sonsuza kadar ilelebet böyle bir ortaklık, cicim ayları bitti derler ya, hani böyle bir deyim vardır. Yani cicim ayları bir şekilde bitti. Şu an uzatmalar oynanıyor ve uzatmaları oynamalarının en önemli sebebi kendi kurmuş oldukları sistemi kaybetmekten korkuyorlar. Her bir ittifak paydaşı kendi başına sistemi ayakta tutamayacağının farkında. Yani Erdoğan Ergenekon'a bağlı, Ergenekon Erdoğan'a bağlı, MHP Ergenekon ve Erdoğan'a bağlı. Yani bu üçgeni çok net bir şekilde görüyoruz Türkiye'de. Bu üçgenin dışında kalan partiler de bu üçgenin kurmuş olduğu diskuru kullanıyorlar. Yani şimdi mesela biz hani eleştiriyoruz işte siyasi cinayetler var, suikastlar var. Bunların üstüne niye gidilmiyor diye. Üstüne gitmeyen sadece Erdoğan ya da Ergenekon değil ya da MHP değil.
Muhalefet var. Muhalefet niye üstüne gitmiyor? Ya mesela bir örnek vereyim. İşte bu kız yurtlarında, kız öğrenci yurtlarında bununla alakalı bir iddiada bulunmuştu Meral Akşener. Bundan birkaç ay önce hatırlayacaksınız. İşte bu yurtlarda kız öğrencileri satıyorlar bilmem ne falan, tırnak içinde alıntı olarak söylüyorum. Çok alçakça cümleler. Şimdi böyle bir cümle kurulduğu zaman bunun devamını beklersiniz. Ya senin elinde böyle bir belge veya böyle bir kanıt varsa bunu ortaya koyarsın. Kimin yaptığını açıklarsın. Hangi bağlamda, üstüne hangi gidersin, arkasını getirsin. Kaldı işte, ki bununla ilgili avukat Dilek Ekmekçi kendi yakını üzerinden ya neler yaşandığını defaatle anlattı. Ki o avukat işte, Dilek Ekmekçi'den alıntı yaparak onu Meral Akşener dile getirmiş. Ama orada durdu. Yani bir yerden dur mu dendi. Ne olduysa zınt diye kaldı öyle. Ötesine hayır, gidemedi. Zaten... En önemli meselelerden bir tanesi bu. Muhalefet niye bir şeylerin üstüne gitmiyor? Yani bu bizim aklımıza ister istemez şunu getiriyor. Muhalefet oyunun bir parçası. Yani denkleme nereden yaklaşırsanız yaklaşın, vardığınız sonuç aynı oluyor. Nedir? Muhalefet rejimin ortadan kalkmasını istemiyor. Yani şimdi bu kadar net bir şekilde bir takım emareler var. Yani şimdi siyasi cinayetler meselesi. Herkes Hrant Dink'in seneye devriyesi geldiği zaman İşte ay Hrant Dink bilmem ne falan diye ağlıyorlar. Çok da önemli bir şey. Yani Hrant Dink Türkiye'de çok önemli bir gazeteciydi. Alternatif bir takım fikirleri ortaya koymuştu. Ortadan kaldırdılar. Tabii ki bunun üstüne gitmemiz lazım. Ama diğer taraftan bunun gibi itibarsızlaşma suikastleri, fiziki işkenceler, gazetecilerin hapse atılması, buna benzer birçok gayri meşru ve gayri demokratik, anti demokratik olaylar seyrediyor sürekli olarak. Yani son 8 yılımız böyle geçti. Peki muhalefet ne yapıyor? Eli armut mu toplayacak muhalefetin sürekli olarak böyle? Yani işte bu arada bir dengesizlik söz konusu. Gerçek muhalefet yok diyorum ben. Meral yani Akşener, gerçek anlamda işte bir muhalefet. Biraz önce bahsettiğiniz Sinan Ateş cinayetiyle alakalı, ki eşini de Sinan Ateş'in kabul ettiği, beraber işte çocuğuyla ilgilendi falan. Duygusal da bir konuşma yaptı çocuğunun hassasiyetleri üzerine. Annesinin yanından ayrılmak istemiyor. Yine başına bir şey gelir. Babasının geldiği gibi Sinan Ateş hakkında. Şimdi önemli bir şeydi ama orada yine ihaleyi konuşmasında torbacılara yıktı. Torbacıları öldürdü dedi. Onun ötesine geçmedi. Halbuki buna torbacılara öldürtüldü ve arkasında da bütün oklar şuraya gidiyor. Biraz daha, birkaç hamle daha atabilse belki daha gerçekçi bir muhalefet yapmış olacaktı. Şimdi şunu vurgulamak lazım. Bu gelenekte, yani Meral Akşener'in, Devlet Bahçeli'nin, işte MHP Türkçü veya Pan Türkist diyebileceğimiz ülkücü gelenekte böyle olaylar her zaman oldu. Yani hani bunu şimdi aklama çabaları var. İnsanların bazıları diyorlar ki işte bu hareketten olanlar falan. Ya bizim işte hareketimizde hiç böyle bir şey yok. Bu çok tertemiz bir harekettir, pür ipaktır falan. Ya böyle bir şey yok bakın. Türkiye'de 1970'lerde, 1980'lerde, 1990'larda işlenen siyasi cinayetlerin çok büyük bir çoğunluğunun adresi bu sokağa çıkıyor. Ya bunu görmemek için kör olmak lazım. Yani bunu Kürtlere yönelik işte kitlesel adam kaçırmalar, öldürmelerin olduğu işte bu yeşil ile alakalı boyutta da ele alsanız adresi gene bu sokağa çıkıyor. Mehmet Ali Ağcalar'ın, Abdullah Çatlı'ların, işte bu grubun 1970'lerde, 80'lerde terör estiren, sonra 1990'larda tekrar bir takım kirli ilişkilerle devletin kirli ilişkilerini yapan bu grubun gene adresi aynı sokağa çıkıyor. Dolayısıyla Meral Akşener tabii ki orada gidecek torbacıları suçlayacak veya alelade bir takım kriminal kişileri suçlayacak. Çünkü kazıdığınız zaman altındaki o üstteki boyayı kazıdığınızda alttaki pası görmek zorundasınız. Ve bu Meral Akşener'in yapabileceği bir şey değil. Devlet Bahçeli'nin zaten yapabileceği bir şey değil. Hani şöyle bir durum yok. Yani bunun içinde çürük elmalar var. Bu çürük elmaları ayıklayalım. Geri kalan elmalar iyidir. Böyle bir durum yok maalesef bu ekolde. Yani bu herkes, şimdi Hrant Dink'le mukayese ediyoruz. Hrant Dink'in çıktığı ekolde böyle bir şiddete yönelik bir şey var mı? Yok yani. Ama Sinan Ateş'le alakalı baktığınız zaman, şimdi Sinan Ateş bu grubun içinde çıkmış, bu grubun içinde yetişmiş olan birisi. Bunu çok iyi biliyor zaten. Yani kendisi de biliyor. Kendisi bir takım buzdağlarına yönelik girişimde bulundu. Evet, o çarpışmanın kaçınılmaz olduğunu kendisi de muhtemelen seziyordu yani. Dolayısıyla iki ekolü tam anlamıyla, hani birbiriyle mukayese edebiliriz tabii ki siyasi cinayetler anlamında, ama
İkisinin şiddete yaklaşımı çok farklı. Hrant Dink'te şiddete yönelik hiçbir şey yok. Veya Türkiye'deki tabii. Hrant Dink gibi işte Uğur Mumcuların hadisesine, Turan Dursunlara işte veya ne bileyim o ekolden gelen Çetin Emeçlere, Abdi İpekçilere bunlara baktığınız zaman bunların şiddetle bir alakası yok ki. Bunların her biri kendi çaplarında entelektüel çaba içerisinde olan, yazıp çizen, Türkiye'ye katkıda bulunmak isteyen insanlar. Ve yani açıkçası seküler sol kesimden gelen insanlar. Evet. Seküler sol kesimde MHP'deki gibi bir şiddete eğilim ben hiç görmedim yani. Hiç siz gördünüz mü? Seküler yani o sol kesimdeki... Merkez sol, kendini Kemalist, merkez sol, seküler olarak niteleyen gruplar arasında böyle paramiliter veya terörist... Yani solcu, sosyalist bir takım çok örgüt 80 öncesinde çok cinayetler işledi. Ama şeyi kastetmiyoruz şimdi. Bir sağcı kesim içerisinde böyle bir ayrım yok. Şimdi solda bir merkez sol yani kendini merkez sol olarak algılayan. Yani benim fikrime göre merkez sol olmayabilir. Çok devletliler ama hani kendi çaplarında Türkiye siyaseti paradigmasına göre yaklaştığınız zaman merkezde olan solda böyle bir olay yok. Ama merkezde olan sağda her zaman bunları savunma refleksleri var. Bir örnek vereyim. Süleyman Demirel'in bir dediği laf var. Hatırlayacaksınız 1980'lerde. Bana hatta 70'lerin sonunda bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz diyor. Süleyman Demirel. Ama öbür tarafta bana şey solcular cinayet işletemezsiniz dedi. Yani simetrisi de var bunun işte. Yani yok, sağcısı yok. Da solcusu da bu cinayetleri işledi. Yani 80 taraf, öncesini hepimiz yaşadık. Öbür taraf ben katılmıyorum. Yani öbür taraf ben hiç duymadım. CHP'de mesela yani o kadar terör örgütü vardı ki sol terör örgütü. Ama tamam da CHP iktidarda olduğu zaman bu terör örgütlerinin üzerine gitmemezlik etmedi ki. Ama Adalet Partisi veya işte o Milliyetçi Cephe iktidarda olduğu zaman zaten Milliyetçi Cephe'de MHP de vardı. Ya yani o yüzden Süleyman Demirel diyor bana sağcılar cinayet işliyor dedirtemezsiniz diye. Yani şeyi kastetmiyorum ben. Aşırı uçları kastetmiyorum. Merkezle alakalı söylemi, diskuru birazcık şey yaptığımız zaman, arkeolojisini yaptığımız zaman şiddetle arasında mesafe koymayan bir Türkiye sağı var. Ve erimesinin sebebi, yok olmasının sebebi de bu değil mi zaten? Bakın şimdi aşırı uç sağ iki kanada dayanıyor Türkiye'de. Biri dinci, öbürü milliyetçi aşırı sağ. Değil mi? Yani bir İslamcılar var, bir de aşırı milliyetçiler var. Dünya literatürüne baktığınız zaman bu ikisi de aşırı sağ olarak kabul ediliyor. Ve Türkiye'de aşırı sağla arasına mesafe koymayan bir merkez sağ vardı. Merkez sağın yani DYP, daha doğrusu Demokrat Parti, Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi ekolüyle Anavatan Partisi ekolü merkez sağdı. Bu parti ekollerinin çökmesinin ana sebebi bence ana sebeplerinden bir tanesi aşırı sağla aralarına mesafeyi yeterince koyamamış olmaları. Şimdi aynı tehlike mesela şeyde de var, Almanya'da da var. AfD ile CDU-CSU arasındaki şey ortaklığına bakın. Mesela bir örnek olarak söylüyorum. Geçen işte Bundestag'dan, Alman Federal Parlamentosu'ndan yeni vatandaşlık yasası geçti. Yeni vatandaşlık yasası çifte vatandaşlar çok daha fazla imkan veriyor ve şey süresini kısaltıyor. Göçmenlerin daha hızlı Alman vatandaşı olmasını sağlayacak. Buna karşı çıkan tabii ki AfD'nin karşı çıkmasını yani aşırı uçsağın karşı çıkmasını çok iyi anlıyoruz neden olduğunu. Çünkü adamların ana diskuru bu zaten. Ama CDU-CSU yani merkez sağ partilerde karşı çıktılar. AfD gibi. Aynı problemi yaşıyoruz bakın. Dünyada yani da burada... bu böyle oluyor. Araya mesafe koyamıyorlar. Şimdi hocam bakın. Zaman çöküyor. Onlar çöküyor araya çünkü. Mesafe koyma dedik ki şimdi biz girdiğimiz noktadan çok fazla uzaklaşmadan. Şimdi tamam. İktidarın ortakları içerisinde Hrant Dink cinayetinin uzantıları ve dosyanın kapatılması söz konusu. Habire Mutmoğlu cinayeti de ve dosyanın kapatılması konusu. İkisi de Kemalist ulusalcı diye tabir ettiğimiz bir terör örgütü. Hatta bunun JITEM uzantıları bilmem ne. Bu terör örgütü bu. Hatta ETÖ denirdi bir taraf. Bir dönem Ergenekon terör örgütü de denirdi. Şimdi bu örgütün asit kuyularında Kürtleri eritmelerinden bilmem nelere kadar yapmadıkları işkence ve zulüm bu terör örgütünün kalmadı. Ve bu merkez sağ dediği, merkez sol dediğimiz CHP hiçbir zaman bunlara toz kondurmadı ki. Ergenekon yok, bilmem ne yok, bir sürü bu hikaye şey söyledi. Yani kendini siper etti ya. Kendini siper ben etti. Ben bir adım daha ileri gideyim şimdi. Ama şimdi bakın burada neden elmaları armutları karıştırmamamız lazım biliyor musunuz? Bu Ergenekon terör örgütü dediğimiz şey bizzat derin devlet zaten. Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisi bir terör örgütü. Yani önce bunu söyleyeyim. Şimdi ben Türkiye paradigması içerisinde yani Türkiye'nin siyasi literatürüne göre
sol diyorum, merkez. Yani hep böyle parantez açıp tırnak içinde kullanmamız gerekiyor. Niye? Çünkü dünyada bunların karşılığı yok. Zaten Türkiye'nin ne kadar kriminal bir devlet olduğu tartışma götürmeyecek bir şey. Bu devletin içinde kiminle bağlantısı olursa olsun, hangi siyasi ekolden gelirse gelsin, derin devletle paralel hareket etmek zorunda. Şimdi şeye bağlamak istiyorum. Ergenekon ve derin devlet sadece CHP'ye mal edilebilecek bir şey değil. Neden değil? Çünkü ne zaman günü ve vakti ve zamanı geldiyse, o zaman iktidarda kim varsa, yani buzdağının tepesinde, suyun üzerinde, satıhta gözüken kim varsa onlarla işbirliği yapmak zorunda kaldılar. Yani derin devlette işbirliği yapmak zorunda kaldılar. Bir örnek vereyim. Süleyman Demirel sağ ekolden gelen bir adam. Adalet Partisi ekolünden, Doğru Yol Partisi'nin kurucusu. Şimdi Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanlığı dönemini hatırlayalım. 28 Şubat onun döneminde olmadı mı? 28 Şubat'ta derin devlette en büyük işbirliğini yapan Süleyman Demirel. Aynı şekilde aynı derin devletin tabii ki yaptığı bütün pislikleri örtbas etmeye çalışan da bir CHP var. Yani bu tartışma götürmez bir şey. Ama ben şeye karşıyım, yani derin devlete ve işte Ergenekon dediğimiz o yapıya, bir terör örgütü, alelade bir terör örgütü deyip bunu işte bu Kemalistlerin terör örgütüdür. Eğer ülkücüler varsa sağcıların terör örgütü, o zaman Ergenekon'da solcuların veya işte kendini seküler Kemalist olarak. Böyle bir durum yok. Çok ayrı bir şeyden bahsediyoruz. Ülkücüler Ergenekon terör örgütünün bir maşası, yani derin devletin bir maşası, ona entegre edilmiş bir şey ama ayrı bir paramiliter grup, yani kendi ayrı paramiliter örgütleri var. Halbuki Ergenekon çok daha emir komuta hiyerarşisinde devletin hücresel seviyelerine sızmış olan bir şey ve burada sağ sol ayrımı yok, yani Adalet Partisi ekolüyle CHP ekolü arasında hiçbir fark yok burada. Kim gelirse gelsin iktidara bunların elini öpmek zorunda kalıyor. Bakın bugün Erdoğan da bunların elini öpüyor. Şimdi bir sürü insan diyor ki ya Erdoğan kontrol ediyor sistemi. Ben kesinlikle buna inanmıyorum. Sistemi kati surette net %100 kontrol ettiğini söyleyemeyiz. Tam bir muktedirlik yok yani. Niye tam bir muktedirlik yok? Çünkü elinde askeri gücü yok Erdoğan'ın. Bu işin sonu bu tip otoriter yapılarda askeri güce bakar. Ha şunu söyleyeceğim şimdi size. Yarın bir gün AKP'den birilerini de bu adamlar vurdurabilir. Yani bugün şimdi belki bu programın başlıklarından biri bu olabilir yani. Şimdi bugün siz bunu kullanıyorsunuz bu şekilde ama yarın bunun ucu size dokunmayacak diye bir garanti yok. Çünkü niye? İşbirliği yaptığınız derin devlet bu şey gibidir. Yani fillerle beraber ortaklığa girdiğiniz zaman filin üstünüze yığılıp sizi ezme ihtimalinden de hiçbir zaman muaf değilsiniz. Ergenekon Türkiye devletinin hücresel seviyelerinde olan bir şey. Sadece Ergenekon değil. Belki Ergenekon fantastik bir isim. Belki böyle bir ismi kendileri vermediler bile. Kendi belgelerinde, kendi bilgisayar notlarında çıktı o. Kendilerini tanımlamak, kendi ifadeleri Ergenekon. Şimdi yoksa... şey değil, Ergenekon o kadar eski. Ergenekon'u tırnak içine alarak. Yani bu derin devlet o kadar eski bir şey ki ta 1920'lere kadar ucu dokunur bunun. Yani bu derin devlet yapılanması Türkiye'de dual bir yapılanma. Yani dual nedir? Bir satıhta görünen bir devlet var. Bir de o satıhın altında kalan görünmeyen devletin elleri var. Bu adını zannetmiyorum ta Mustafa Kemal döneminde biz bunun adını Ergenekon koyalım, işte vaftiz edelim bunu. Böyle bir durum yok yani bence. Ya bence onu böyle 1990'larda, 2000'lerde biraz daha fantastik, biz buna bir isim verelim işte, bir ismi olsun. Belki böyle yaklaşmış olabilir birileri. Ama bu şeyin gerçeğini değiştirmiyor. Yani bu yapı var ve bu yapının var olduğunu herkes biliyor. Bakın bunu Can Dündar mesela bugün bu konunun belgeselini çekmiş olan bir insan. Ergenekon'un olduğunu kendisi bizzat ortaya koymuş. Onunla beraber CHP içerisindeki isimlerden, bugün AKP içerisindeki isimlerden defaten Ergenekon ve derin devlet analizi yapmış olan insanlar var. Ecevit'in kendisi böyle bir yapı olduğunu biliyor zaten. Yani dolayısıyla şuna bakmak lazım. Türkiye'de bir problem, hücresel seviyede olan bir problemin böyle ayıklanması çok zor bir şey. Yani bu böyle pirincin içindeki taşları ayıklamaktan çok daha komplike bir şey. Onu söyleyeyim. Yani ben şunu şuraya bağlamak istiyorum. Siyasi cinayetler. Siyasi cinayetlerin olması Türkiye'de bir anomali değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi, 100 yıllık tarihi siyasi suikast tarihi. Yok yani hiçbir siyasi suikast olmayan bir dönem yok Türkiye'de. Bu başka devletlerde böyle değil. Yani başka devletlerde işte 50 yılda bir siyasi cinayet işleniyor, 100 yılda bir siyasi cinayet işleniyor ama bunun böyle sistematik bir yönü yok. Amerika'da bu konuda çok kötü bir sicile sahip bir ülke mesela.
Amerika'da da böyle bir derin devlet yapısı olduğu yani birçok kişi tarafından iddia ediliyor. Buna evet. benzer şeyler var ama Türkiye'deki çok eksesif. Yani Türkiye'de sadece böyle siyasi bir takım figürlere siyasi bir suikast girişimi veya siyasi suikastla öldürme olayı gerçekleşmiyor. Hocam siyaset cinayetler birileri yapar, çıkar. Siyasi sebeplerle ve kargaşa oluşturmak. Her ne niyetli olursun, sindirme vesaire siyasi cinayetleri evet. yapar ama bizdeki ilginçlik ve mide bulandırıcı tarafı iktidarın iktidarlarda kalabilmek için bu siyasi cinayetlerin failleriyle aynı yatağa girmesi, ittifak yapmış olması ve o dosyaların kapatılması veya koz olarak kullanılması. Ya bu çirkin ilişki, bu kanlı koalisyon, bu çok mide bulandırıcı. Öyle değil mi? Bu bakın mide bulandırıcı falan diyoruz, çirkin diyoruz. Bir takım sıfatlar kullanıyoruz. Bu sıfatlar bizim etik, ahlaki ve arka planımız olmasından kaynaklanıyor. Ama devletin başında olan insanların böyle etik, ahlaki bir kaygıları var mı? Yani bence böyle bir durum yok. Yani şimdi adamlar ne yaptılar? Diyorsunuz siz işte Kürtleri, muhalifleri asit kuyularında erittiler. Ya bu nasıl bir şeydir? Bu cümleyi bir düşünsenize bakın. Birilerini asit kuyusunda eritmek ne demek ya? Ben yani fantastik bir romanda bile böyle bir şey olsa ben o romanı okumayı bırakırım yani. Biz bu devletin vatandaşıyız. Çok acı bir şeydir bu. Veya başka bir şey söyleyeyim size. Şimdi hapse atılan insanlara işkence yapılma geleneği var. Yani gözaltına alınan veya tutuklanan insanlara işkence yapılma geleneği var bu toplumda. Ya bakın bizim geldiğimiz kültürel kodlarda bebek boğduran bir kültürel kodumuz var bizim. Bebek boğduran. Yani bebek boğduran nedir? Siyasi beka uğruna kendi kardeşlerini, daha kundakta olan kendi kardeşlerini boğazlatan bir ekolden geliyoruz. Ve biz bunu meşrulaştırıyoruz bakın. Toplum olarak diyoruz ki işte ya devlet başa ya kuzgun leşe. Tabii ki yapacak. Devletin dirliği, devletin beka. Ya ne demek bunlar? Hiçbir dünyadaki başka ülkede böyle bir şey yok. Bakın referans aldıkları İslam hukukunda da böyle bir şey yok. Referans alınan şer'i İslam hukukunda da bebek boğdurmayı meşrulaştıramazsınız. Bebek boğduran bir kültür, Hrant Dink'in veya Sinan Ateş'in öldürülmesiyle alakalı hiçbir duygusal, etik bir problem hissetmez. Ya anlatabiliyor muyum? Geldiğimiz gelenekleri, bizim en büyük problemimiz şu. Biz tabii ki, siz anlıyorum, bunlara böyle güncel anlamda, siyasi anlamda yaklaşacağız ve bir takım nokta atışlar yapacağız analizlerimizde. Bunu yapmaya çalışıyoruz ama şu top programı izleyenlere, izleyenlerden şunu istirham ediyorum. Bakın, şu kendi tarihimizi böyle pamuklar içine sararak fanus içinde buna böyle bir muamele yapmaktan artık vazgeçmemiz lazım. Yani tarihimizi eleştirmeden geleceğimizi kuramayacağız. Birçok şeyler bu tarihi ve kültürel bagajımızda gizli. Bunlar toplumsal kodlar, meşruiyet devşirilen toplumsal kodlar var. Bunları ortadan kaldırmamız lazım. Mesela geçen işte gene konuyu oraya bağlayalım. Kaymakamın imamı dövmesi mesela. Şiddet, yani konumuz şiddet değil mi? Siyasi cinayetler de şiddet. Kaymakamın imamı dövmesi olayı. Ya o baktınız mı tweetin altında, bir takım tweetlerin altında yorumlar var. Tabii ki yapacak, iyi olmuş, eli dert görmesin, daha da iyisini yapsın. Bütün kaymakamlarımızdan, valilerimizden bunu bekliyoruz. Yani insanlarda şiddete ciddi bir temayül var. Ciddi bir eğilim var şiddete yönelik. Tabii. Bu okullarda da bu böyle, kadına yönelik olarak bu böyle fark. Bir de şunu ele almak gerekiyor. Belki hani bunu ileriki programlarda da mutlaka ele alacağız ama eleştirel bakan insanlara, yani ya da sizden farklı düşünen insanlara linçle veya küfürle veya şiddetle yaklaşmak da bir kültürel kodumuz bizim Türkiye'de, Türkiye toplumunda. Bu da çok garip bir şey. Yani adam istiyor ki herkes olaylara kendisinin baktığı pencereden baksın ve kendi vardığı sonuçlara varsın. Evet. Ve karşı tarafa bir tolerans yok. Böyle bir ortamda Sinan Ateşler'in, Hrant Dink'lerin katledilmesi, siyasi suikastlara kurban gitmesi sürpriz değil. Yani toplumdan büyük bir şiddetli bir tepki gelmesi lazım. Toplumun demesi lazım ki biz bunu reddediyoruz. Bünye reddetmiyor. Bünye bunu absorbe ediyor. Yani en büyük problemlerden bir tanesi. Her pek çok mahallede bunu yiyor ve kabul ediyor. Yani normal olarak görüyor. Hocam bunu toparlarsak çünkü bir diğer başlığa da geçmek istiyorum. Adalet Bakanı'nın açıklaması oldu. Yani neticede mesela Dink cinayeti ve Havlemitoğlu cinayetinin katilleri ve aynı kapıya çıkması ve Erdoğan'ın ortakları olması, cinayet uzantıların, işte Sinan Ateş cinayetinin şey olarak MHP üst kesimine doğru çıkması ve Erdoğan'ın bunun ortağı olması, işte Gaffar Okan, Hüdapar,
meselesiyle alakalı aynı şekilde siyasi ortağının olması ve bütün bu siyasi cinayetlerin üstünün örtülmesi veya koz olarak kullanılmasıyla devam ede gelen bir siyaset devam edip gidiyor. Şimdi bir de yargıda güven endeksiyle alakalı Adalet Bakanımızın bir açıklaması oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç dedi ki bu Angola'nın altında çıkmış Türkiye'deki hukuka güven konusu. Evet. Angola'nın altında çıkınca olmaz böyle şey. Böyle bir şey olmaz. Bunlar masa başında hazırlanıyor. Bizim yargı ve hukukumuza güven böyle değil demiş. Yani ne denebilir bilmiyorum. Siz ne diyeceksiniz değil. Yani şimdi tabii ki Angola uzmanı mı kendisi bilemiyorum ama yani Angola'yı herhalde çok iyi analiz etmiş. Ya Angola'nın da altında olmayalım birader diyor yani. Ya Angola'nın bir üstünde olsak en azından. Ya kardeşim, en azından. Mesele o değil ki. Mesele Angola'nın bir altında bir üstünde olmak meselesi değil. Mesele şu. Bakın kendi hukuki müktesebatına uymayan bir devlet var. Bir devlet eğer kendi kendisinin hukuki müktesebatına uymuyorsa kimse o devlete gidip de ya işte sizin bin yıllık devlet geleneğiniz var. Biz size bir kıyak çekelim, bir torpil yapalım. Sizi biz ilk ona alalım her ihtimale karşı. Çünkü siz yani çok iyi. Böyle bir durum yok. Birincisi böyle bin yıllık bir devlet geleneği falan bu masallar. Yani diskurların ne yapılması lazım? Yapı söküme uğratılması lazım. Bütün diskurların ama. Yani en basitinden işte bizim mesela şöyle bir anlayış var. Bizim kültürümüzde adalet var. Bizim kültürümüz işte biz nereye gittiysek adalet götürdük falan. Bir kere bu diskurların falan bir terk edilmesi lazım. Adaletten neyi anlıyoruz? Hukuktan neyi anlıyoruz? Hukuk devletinden neyi anlıyoruz? Bunların bir formüle edilmesi ve vatandaşa öğretilmesi lazım. Şimdi şuraya toparlayacak olursak şuraya gelelim. Şimdi bugün Adalet Bakanı çıkmış ya biz niye Angola'nın altındayız diye eleştiriyor. Ya Angola'nın altında olmayı eleştireceğine sen ilk önce kendi ülkende olanlara bak. Kaç tane gazeteci hapiste? Kaç tane bebek hapiste? Kaç tane hamile anne hapiste? Kaç tane kadın hapiste? Kaç tane 70 yaşının üzerinde insan hapiste? Kaç tane kanserli, kalp hastası, felç geçirmiş, ağır hasta olan insanlar hapiste? Ve bu insanlar hangi delillerle, hangi kanıtlarla, hangi kanunlara istinaden içeride tutuluyorlar? Cebinde bir dolar var diye, ankesörlü telefondan aradı diye, bankada hesabı var diye, oğlunu bilmem ne üniversitesine yazdırdı diye, kızını falanca kursa kaydettirdi diye. Ya insanlar böyle sebep, kermeste kısır yaptı diye. Böyle sebeplerle insanları siz içeri almışsınız. Sen ondan sonra Angola'nın altında olmaktan bir şekilde bunda siyasi eset duyduğunu gerekçelerle Türkiye'yi mahsus böyle sıralamaya koyuyorlar gibi. Ya hadi yaşadıklarımızı bilmesek. Aynen yani, öyle. Ya yani şimdi bakın on binlerce, yüz binlerce insanın pasaportunu iptal etmişsiniz. Hukuksuz gerekçelerle. Yüz binlerce insanı Interpol'e pasaportu kaybolmuş veya çalınmış diye bildirmişsiniz. Böyle bir şey yok. Tek amacınız ne? İşte o insanlar ellerinde olan geçerli pasaportlarla, fiziki geçerli pasaportlarla bir ülkeden diğerine seyahat edemesinler diye böyle bir yöntem izlemişsiniz. Yani Interpol sizin sahtekar olduğunuzu ortaya koymuş. Diyor ki artık ben Türkiye'den gelen geri bildirimleri dikkate almıyorum diyor mesela. Aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir takım kararlar alıyor. Diyor ki mesela Baylak'la ilgili ya da işte ne bileyim bu 1 dolar bulundurma hadisesinin delil olarak kullanılmasıyla alakalı buna benzer böyle fabrikasyon ve çok karikatürize edilebilecek kadar sirk, komik, vodvil şeyleri artık diyor ki ben bunları kabul etmiyorum. Ve gereğini yapın, bu insanları serbest bırakın ya da bu insanların uğradığı zararları tazmin edin falan gibi. Şimdi bunları uygulamıyorsun. Ya sen kendin anayasanda yazıyor. Diyorsun ki sen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararlar anayasal hüküm seviyesindedir. Yani anayasanın yaklaşımı ve yorumu bu şekilde. Sen bu kendi anayasanı kale almıyorsun. Şimdi sen böyle kendi hukuk müktesebatını dikkate almazsan, anayasanın gereklerini yapmazsan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin almış olduğu kararları uygulamazsan, gazetecileri oluk oluk hapiste tutarsan, bir dolu insanı, 2,5 milyona yakın insanı terörizmle irtibatlı, iltisaklı olarak bir takım işte araştırmalara veya polisiye bir takım işte
ne denir ona? Siz söyleyin adını. Yani işte investigation diyeceğim yani. Polisiye takibat olayına. Kriminal takibatı almışsın. Ya 2,5 milyon, 3 milyon insan terörist olabilir mi? Yani şimdi bunun bir akıl var, mantık var. Her 40 insandan biri terörist olabilir mi? Her 30 insandan biri terörist olabilir mi bir ülkede? Böyle bir şey var mı? Böyle bir devletin Angola'nın altında olması değil, en alt sırada olması lazım. Dip ve Türkiye'nin gerçekten baktığınız zaman biraz altında işte İran gibi, Kuzey Kore gibi falan rejimlerin olduğunu göreceksiniz. Ve bakın bu evet, serbest düşüş devam edecek. Önümüzdeki sene belki daha altlarda olacak. Dolayısıyla yani karikatür. Adamlar ne desin ama? Bir de şu var yani. Şimdi siz o Adalet Bakanı'nın yerinde olsanız ne diyeceksiniz? Yani Adalet savunulabilecek bir şey yok yani. Bunu tek inşa eden adam, bu noktaya gelinmesinde inşa eden, katkısı olan adam. Bu da katkısı var ama yani diyeceği bir şey yok herifin yani. Ne çünkü diyecek? Neden? Ne diyecek? Yani şimdi siz Adalet Bakanısınız. Abi böyle bir şey yok. Biz çok medeni, çok işte hukuka uygun, adalet sisteminin mükemmel işlediği bir ülkeyiz. İşte bunu masa başında yapmışlar diyor adam. Önemli olan şu, biz bu Adalet Bakanı'nı, Adalet Bakanı diye bir şey yok zaten Türkiye'de. Olmayan bir şeyin bakanlığı olmaz. Yani şimdi mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi İsviçre'nin denize sınırı yok. İsviçre'de dolayısıyla bir denizcilikle alakalı bakanlık olması mümkün değil. İsviçre'de Denizcilik Bakanlığı kurmak gibi bir şey. Türkiye'de Adalet Bakanlığı, İsviçre'de Denizcilik Bakanlığı kurmakla aynı şey. Olmayan bir şeyin bakanlığını kuruyorsunuz siz. Bunu da sadece işte bir şeyler kağıt üzerinde i̇şte olmamasının devamı için gerekiyor böyle bir bakanlık. Evet, belki de öyle. Böyle belki bir durum var. Evet. Ve hocam, yayınımızın sonuna geldik. Hocam teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Tekrar haftaya görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.